Merhaba, ben Recaizade Mahmut Ekrem. Bugün sizlere Türk Edebiyatı'nın ilk realist romanı olan Araba Sevdası adlı eserimden bahsedeceğim. Bu eserimin ana karakteri olan Behruz Bey, bir Osmanlı paşasının oğludur. Genç, gösterişi ve şatafatı seven bir miras yedidir. Batı özentisi oldukça fazla olan fakat bunu yanlış bir biçimde hayatında sergileyen birisi. Bir başka önemli karakter Periveş Hanım'dır. Behruz Bey'in aşık olduğu kişidir. Onun sandığı gibi asil ve kültürlü bir kişi değildir. Eserin diğer karakteri Keşfi Bey'dir. Behruz Bey'in kalemden arkadaşıdır. Yalancılığı ile tanınan birisidir. Yine eserdeki başka bir karakter olan Monsieur Pierre ise Behruz Bey'e Fransızca öğreten bir kişidir. Ve son olarak Behruz Bey'in annesi kendi halinde birisidir. Oğlunun yaşam tarzını beğenmeyen ama pek fazla da sesini çıkarmayan bir kadındır. Behruz Bey babası ölünce annesiyle İstanbul'a yerleşir ve burada hayatlarına devam ederler. Anneciğim, ağlama artık ne olur. Babamın kaybı çok ağır ama elimizden bir şey gelmez. Hayatımıza devam etmek zorundayız. Hem bak, peder bey öldükten sonra rahat edelim diye büyük bir miras bırakmış. Harca harca bitmez. Aman evladım, sen yine de dikkat et. Anneciğim, ben şimdi Monsieur Pierre ile buluşacağım. Fransızca dersim var. Hoş geldiniz Behruz Bey. Bonjour, Monsieur Pierre. Buyurun, dersimize başlayalım. Behruz Bey çalıştığı kaleme artık daha seyrek gidip gelmeye başlar ve zamanının büyük kısmını Lando dediği lüks faytonu ile gezmeye ve eğlenmeye ayırır. Nasılsın Bihruz? Nasıl gidiyor dairede işler? İyiyim Recai. Bu sıralar pek gitmiyorum daireye. Ama yarın Keşfi ile eğlenmeye gideceğiz. Sen de gel. Yahu sen hala Keşfi yalancısıyla mı takılıyorsun? Behruz ve arkadaşı Keşfi yine bir gün Çamlıca Parkı'na eğlenmeye giderler. Behruz orada sarışın güzel bir kadın görür ve ona aşık olur. Ne var ne yok Bihruz? Bu gece eğlenmeye gidiyor muyuz? Tabii ki dostum. Keşfi, bak şu ileride oturan hanımefendiyi gördün mü? Ne kadar güzel biri. Ha, şu sarışın olan mı? Tanıyorum ben onu. Galiba ben aşık oldum. Baksana, yanındaki de galiba hizmetçisi. Landosu da çok güzel bir fayton. Çok da zengin ve Avrupa'yı birine benziyor. Behruz o günden sonra Çamlıca'da gördüğü kadını aklından çıkaramaz. Artık eski yaşantısından gitgide uzaklaşır. Bu aşk onu her şeyden uzaklaştırır. Of. Bihruz, evladım neyin var? Son zamanlarda hiç iyi görünmüyorsun. Anne, bir kız var. Çok seviyorum onu. Keşfi de tanıyor. Aşık oldum ben ona, aşık. Keşfi de tanıyor ha. O yalancıya sen de hemen inanıyorsun, öyle mi? Bir gün dairedeyken Behruz'un durumu Keşfi'nin dikkatini çeker ve Behruz'la konuşur. Keşfi her zamanki gibi yine Behruz'u kandırır. Neyin var Behruz dostum? Geçen gün parkta gördüğümüz kız var ya hani, onu bir daha görmedim Keşfi. Ha, birmiş mi? O kız öldü Behruz. Ben sana söylemedim mi? Ne diyorsun sen Keşfi? Yine mi yalan söylüyorsun?
Niye yalan söyleyeyim? Ablasını gördüm. O söyledi bana da. Demek adı Periveş'ti. Demek öldü ha? Bihruz yine bir gün gezinirken bir yerde Periveş'e denk gelir. Ama onu ablası sandığı için başsağlığı dilemek ister. Ne var? Niye öyle bakıyorsunuz? Tanışıyor muyuz? Sizi değil ama daha önce kız kardeşiniz Periveş Hanım'ı görmüştüm. Başınız sağ olsun. Ölmüş Periveş Hanım. Siz deli misiniz? Periveş benim. Ölmedim. Ayrıca kardeşim falan da yok. Ne? Çok sevindim. Aslında ben size aşık oldum. Jöteyim. Git başımdan be adam. Sen benim daha nasıl bir kadın olduğumu bile bilmiyorsun. Her şeyi öğrenen Bihruz Bey bir kez daha yıkılır. İyice hayatı sarpa saran Bihruz Bey, hayalindeki aşkı kaybetmiş, yetmezmiş gibi borç batağına batmış, hatta çok sevdiği arabasını da bu şekilde kaybetmiştir. Ah Bihruz, evladım yeter artık. Beni bu buhranlı hallerin çok üzüyor. Nasıl iyi olabilirim anne? Sevdiğim kadın bir sokak yosması çıktı. Elimizde, avucumuzda ne varsa iyice eridi bitti. Ve son olarak da benim güzel arabama, borçlarıma karşı el koydular. Ah evladım ah. Son olarak hatırlatmak gerekirse bu eserim yanlış batılaşmanın mizahi bir anlatımıdır.